Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir restoranda 13 Temmuz günü ailesiyle yemek yedikten sonra rahatsızlanan Sofya Lansakova önce sağlık ocağına oradan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Genç kız doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybettiği cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra Lansokova'nın babası Rusya'da bazı basın kuruluşlarına verdiği demeçte kızının tedavi için gittiği hastanede öldürülüp organlarının satıldığını iddia etti. Rosturist hastanede öldürüldü, organları çalındı başlığıyla yayınlanan haberlerin ardından Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür yazılı bir açıklama yaptı. Hülür şunları söyledi: Rus uyruklu 17 yaşındaki hasta 13.7.2019 tarihinde saat 13.45'te Alanya'da özel bir hastaneye ambulansla akut apandist ön tanısıyla getirilmiştir. Burada yapılan tetkikler neticesinde gerekli tıbbi müdahale ivedilikle ve titizlikle yapılmış ancak hasta tüm çabaya rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Hastanın ölümü, batın bölgesinde yoğun sıvı birikimi olmasından dolayı gerçekleşmiş, müdahale eden doktorlar tarafından şüpheli olarak değerlendirildiğinden ilgili yasalar gereği adli mercilere bildirilmiştir. Daha sonra cenaze adli prosedürler gereği otopsi için savcı kontrolünde jandarmaya imza ve tutanak karşılığında teslim edilmiştir. İnceleme için alınan organ ve dokular adli tıp kurumu kanunu uygulama ve yönetmeliği uyarınca bir yıl muhafaza edilmektedir. Hastanın organlarının çalınması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Otopsi sırasında alınan doku örnekleri yönetmelik uyarınca muhafaza edilmekte, talep edilmesi halinde aileye teslim edilmektedir. Bu tür haberlerin yer alması oldukça üzücü ve düşündürücüdür. Bu haberler kaliteli sağlık hizmetini özveriyle sunan tıp etiğine bağlı sağlık çalışanlarımıza yapılmış büyük bir haksızlıktır dedi.